KRT ekranlarından merhabalar. Gündemin sıcak gelişmelerini 17. saatte konuşmaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler, siyasetteki gelişmeler, İstanbul seçimleri, dış politika derken elbette sporda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bu hafta. Bugün o gelişmeleri konuşacağız. Süper Lig'deki o şampiyonluk mücadelesini, düşme hattını ve elbette Final Four'u konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Sayın Arif Kızılyalın. Hoş geldiniz Zeynep Hoş bulduk. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi kritik bir haftaya girdik şampiyonluk mücadelesinde ve düşme hattında. Bütün takımlarımıza tek tek bakacağız. Bu yoğun Türkiye'nin gündeminde, siyaset gündeminde en azından spordaki gelişmeleri de bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Ama yaklaşık 1,5 saat sonra aslında İspanya'da bir Türk gecesi var. Final Four. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. CSKA Moskova'da Real Madrid ile karşılaşacak. Müthiş bir başarı değil mi? Orayla başlayalım ilk önce. Yani Avrupa'nın zirvesinde iki Türk takımının olması ve ikisinden birinin final yolunda olması gerçekten Türk basketbolu adına çok müthiş bir başarı olsa gerek. Evet, ekonomik darlıkla boğuşan Türkiye'de iki basketbol takımının basketbol Euroleague'de, ki Euroleague NBA'den sonraki en büyük organizasyondur. Evet. Dörtlü final diye adlandırılan son etaba kalması öncelikle büyük bir başarı. Bunu bir kenara koyalım. Burada Fenerbahçe Beko Ülker döneminden kalan bir mirastı. Sayın Aziz Yıldırım Obradoviç'i getirerek büyük bir hamle yapmıştı. Sonrasında Ali Koç, Sayın Ali Koç aynı hamleyi devam ettirdi. Yatırımı hiç kesmedi ve Fenerbahçe buralarda. Öbür tarafa dönüyoruz. Türkiye'ye basketbolu sevdiren bir marka. Kazandığı ilk Avrupa Kupası'yla Türkiye'ye heykeli dikilen bir marka. Ve o markayı destekleyen sevgili Tuncay Özilan ve takımın başında da Türkiye'de yaşayan koçlar arasında her zaman için ilk üçte olan sevgili Ergin Ataman. Öncelikle hem Obradoviç hem Ergin Ataman'ı kutlayacağız. Yatırımı yapan Fenerbahçe camiası ama öncelikle Sayın Ali Koç ve öbür tarafta da sevgili Tuncay Özilan'ı alkışlamamız gerekiyor ki Türk sporunun iki markasını Avrupa'nın en tepesine, Avrupa basketbolunun en tepesine yazdırdılar iki ismi. Müthiş bir organizasyon olacak. Kalbim, ben Kadıköylüyüm. Fenerbahçe'de mi? Hayır. İki Kadıköy takımı bugün yarı final oynuyor aslında. Efes Pilsen, bakmayın Merter'de yanılmıyorsam hala spor salonları, fabrikanın spor salonu, içindeydi. Sahaları. Gerçi onlar da yer arıyorlar inşallah. Türkiye'nin 39, İstanbul'un 39 ilçesinde en güzel yere geçerler ve orada bir basketbol markası yaratırlar yeniden. Efes Pilsen eski adıyla, daha eski adına dönüyoruz. Kadıköy Spor, Kadıköy'ün öz evladıdır Anadolu Efes'te. Efes Pilsen adıyla Koraş Kupası'nı kazandı. İnşallah şimdi Anadolu Efes adıyla da ya Fenerbahçe ya Efes bize kimin final şansı görüyorsunuz bu arada? Şimdi Fenerbahçe son 5 yıldır Final Four'da. Anadolu Efes yeni kurulan bir takım ama o uyumu çok iyi sağlamış bir takım. Evet. Yani ilk sezonunda uyumu çok iyi sağlamış bir takım. Kendi aralarındaki maçlarda da birer galibiyetleri var. Kimi şanslı görüyorsunuz? Valla Fenerbahçe'de sakatlıklar yaşanmasa ve koç Obradoviç'in kafa var ama oraya takılıp kalmasaydı Fenerbahçe %65, %35 derdim. Ama bu sakatlık 55-45 bandına getirdi. Ben Fenerbahçe'yi yine şanslı görüyorum. Çünkü Sayın Obradoviç hani şapkadan tavşan çıkartan bir koç. Hiç hesapta olmayan bir oyuncuyu bekletiyor. Son periyodun sonlarında oyunu alıyor ve oyuncu çift taneli sayıyla maçı bitirip karşılaşmayı Fenerbahçe'ye getiriyor. Bu bağlamda Fenerbahçe Beko sanki böyle yarım adım önde. Bu arada iki belediyeyi kutlamak istiyorum. Hem Kadıköy Belediyesi hem Ataşehir Belediyesi. Dev ekranlar kurdular. Birazdan değerli iki belediye başkanının da izleyeceği açık organizasyonlarda Anadolu yakası, İstanbul'un Anadolu yakası bu heyecanı parklarda yaşayacak. Rakip olarak kim gelebilir? Onu da rakip olarak hani CSKA, İspanya şey olsa Real diyeceğim. Ama yani CSK'nın da bir oturmuş yapısı, kadrosu kültürü var ve tecrübesi var. Oyuncu değişiyor. Oyuncular değişiyor. Evet. Yani geçen seneki kadrodan değişen oyuncular var. 2-3 sene öncesinden bayağı bir değişmiş. Ama o bir kültür. Yani finale uzanma, finalde oynama kültürünü elde etmiş bir takım Rus ekibi. Ben sanki CSK ve bir ülke olarak Fenerbahçe
Beko markasına ne kadar yatırım yaptık? 1 milyon bile değil. Biraz araştırdım. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün bir ödül yönetmeliği var. Hani Avrupa Kupası maçlarının salon işletme giderini karşılamıyor. Halbuki Fenerbahçe Beko oraya gelene kadar grupta herhalde bir 20 küsur maç oynuyorlar. Evet, evet. Oynuyorlar. 20'den de fazla. Fazla galiba. 24 galiba. Galiba. Yalan söylemeyeyim. 4-5 tane öyle oynuyor. 4 tane o 2 tane orada oynuyor. En az. Ya, NBA gibi bir şey oldu zaten. 2 günde 3 günde bir maç. Defalarca İstanbul Fenerbahçe deniyor ama biz Türkiye olarak İstanbul'umuzun çok değerli, çok kıymetli İstanbul'umuzun markasını tanıtan bu ekiplere gereken maddi desteği sağlayamıyoruz. Spor adamı olarak bunun üzüntüsünü duyuyorum ki Olimpiyat Komitesi üyeliğim falan vardır, federasyon as başkanlıklarım vardır. Hani işin içindeyken bir türlü çözemedik. Nasıl şimdiki olur, arkadaşlar da çözemiyor. Nasıl o yatırım peki sağlanabilir? Vallahi futbol hep ön planda Türkiye'de ama yani basketbolda da çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Falanca birine Türkiye'yi tanıtma fonundan senin bütçen kaç, Fenerbahçe'ninkini biliyorum. 30 milyon euroya yakın bir para. Buradan da söyledik ifşa oldu biraz ama hani onun en azından 3'te 1'ini bu ülke karşılayacak. Da belli olabilir. Gelecek haftaya da kalabilir. Şimdi Galatasaray Başakşehir maçı var. Trabzonspor Beşiktaş maçı da yarın. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz bu süreci? Galatasaray'la Başakşehir arasındaki müsabakadan nasıl bir sonuç elde edilebilir? İki takım da aynı puanda. Evet. Öncelikle geçen sene şampiyonu Galatasaray gerilerden geldi. Evet. Çeşitli handikaplar, sıkıntılar yaşadı. Hani pişmiş tavuğun başına gelmeyecek şeyler yaşadılar. Cezalar aldılar. Özellikle ilk yarıda. Transfer yapamadılar. Bakın dış etkenler de var, iç etkenler de var. Yani oyuncu transfer edememesi kendi sorunu. Edeceksin. Yani sezon başından eğer Galatasaray'ın nokta santrforu olsaydı, çünkü Galatasaray ileride basan, rakibi çıkartmayan, oyunu hücum alanında kabul eden yıllarca böyle var. Bir işte hep Galatasaray öyle. Şimdi isim vermeyeyim. Sonra millet başka taraflara çekiyor. 1996'lı yıllardan itibaren Galatasaray öyle geldi. Sonra futbolcu ayrıldı. Jardel geldi. Sonra tekrar döndü. Sonra başkası kondu. Hep aynı yapıyı koruyor. Ve bu yapının en önemli yapı taşı bu sezon yoktu. Ve o yüzden Galatasaray belki de haftalar önce şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu bağlamda Galatasaray geriden geldi. Şimdi sahasında Başakşehir'i bekliyor ki Galatasaray daha farklı senaryolara da hazırdı. Yani bu maça 2 puan, 3 puan geride çıkarım. Yenerim. İkili averajda avantajı yakalarım diyordu. Şimdi yenerse ikili averaj gereği şampiyonluğunu ilan edecek. Fatih Terim'in dediği gibi 55 bin seyirci arkalarında olacak. Çok büyük bir avantaj. Çünkü bazen ben son 2-3 yılda Fatih Terim'le beraber bu seyirci atmosferini çok iyi kullanıyor değil mi? Evet, bir de 50'ye yakın maçtır kaybetmiyor. Evet. Öyle bir rekoru var. Ha, hiç kaybetmeyeceği anlamına mı gelir? Hayır efendim. Yani yıllarca önce ben hatırlıyorum. Daha o zaman çocuk spor yazarıydık. Beşiktaş'ın böyle bir Gordon döneminde yenilmezliği vardı. Galatasaray gitti, yendi. Evet. Ve şampiyon oldu o sene yanılmıyorsam yine. Evet, evet. Ama bu maç sanki o maç değil. Çünkü Galatasaray çok iyi bir hazırlık yaptı mental anlamında. Belki bu kupa finalinin verdiği yorgunluk olabilir diye düşünüyoruz ama vücuttaki o enzimler bu tip moral hamleleriyle üst noktaya çıkabiliyorlar. Mesela önceki yıllarda gol krallığı, şampiyonluk yaşamış, camiaya mal olmuş, Schneider'inden Gomis'ine kadar, Hoçiç'ine kadar onlarca futbolcunun, teknik direktörün maça davet edilmesi. Ben bunu şurada hatırlıyorum. Sizin yaşınız geç ama siz de hatırlarsınız. 2008'di yanılmıyorsam. Eski Ali Samiyan Stadyumu. Yenisine bir türlü adımız alışmadı. Eski Ali Samiyan Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin hocasız kaldığı, Feldkamp'ı gönderdiği, hocasız kaldığı da demeyelim, Cevat Hoca aslan gibi şampiyon yaptı. O takımı tribündeki eski hocalar... 11 Türk'le, değil mi? 11 Türk'le. Ve eski futbolcular idare eder havasındaydı. Çünkü sahada oynayan futbolcu dönüp baktığında Mustafa Denizli'sinden işte bilmem kimine gereksinler hepsini görüyordu. Eski futbolcuları görüyordu şöyle bir sırtını döndüğünde. Şimdi sanıyorum aynı havayı yaratıyor Fatih Terim. Fatih Terim ayrı bir şey. Yani şimdi teknik direktörünü zaten tartışmam. Bilgim belki şeyim yetmez. Yani futbol eğitimim yetmez. Hani diğer eğitimimle de tartışsam ayıp olur. Bir kenara bıraktık Fatih Terim ama biraz evvel bir kazanma kültüründen, final kültüründen bahsettim ya, ona sahip. Düşünebiliyor. Hatta Türk Futbol Direktörlüğü'ne getiriliş nedeni de buydu ama federasyonda konuyu dağıtmayalım. İstediği ortamı bulamadı. Bir kere o Galatasaray'ın eli çok güçlü. 2-0 gibi duruyor. Yani skor olarak söylemiyorum.
ambiyans artı kazanma kültürü. Ha futbolda olmaz olmaz yok. Tabii şimdi karşısındaki takım da Başakşehir evet. Kötü bir takım değil yani. Bir geri pas yaparsın ki hangi maçtı? Beşiktaş derbisi. Evet. Biliyorsunuz Galatasaray çok baskılı başladı. Sonra bir durdular. Sonra Beşiktaş Galatasaray'ın hatalı geri paslarından 2,5-3 tane pozisyon buldu net. Evet evet. Sırf evet, geri pastan. O geri pasa olabilir. Bir hızlanır, bir sıfır. Yakalanırsın 2-0 iş bitti. Bir de o heyecanla sarı kırmızı çıkar. Maşallah. Elverişli ligimiz o işlere. Ona geleceğiz ona tabii. Ona da değinelim. Ama son işte buna sanıyorum Fatih Terim 105 kere bu uyarıyı yapıyordur. Çünkü hakikaten dengesiz, adalet anlamında dengesiz bir lig yaşıyoruz. Herkese dengesiz. Onun da altını çizeyim. O yüzden Galatasaray çok dikkatli bir 90 dakika oynayacak. Kazanmak isteyecek, kazanırsa bitiriyor işi. Ama kaybetmezse de olası Sivas galibiyetiyle Sivas'ın düşme hattından bu hafta alacağı puanlarla daha da uzaklaşacak olması Galatasaray'ın elini güçlendirir. Hani %99 Galatasaray şampiyon. Ama o %1 bazen %99'dan büyük oluyor. O kadar onun net da, %99 evet, oranı net, veriyor musunuz? Buradan bırakmaz. Onu söyleyeyim. Yani buradan Galatasaray'ın tarihinde yok. Tarihinde olsa bu tip finallere çıkıp kaybetmişliği. Diyeceğim ki evet. O yüzden %99 oranını kullanıyorum. Bir de Galatasaray ile Başakşehir arasında önceki yıllara dayanan bir futbol içi futbol dışı bir rekabet var. Yani Galatasaray'ın mesela en apolitik taraftarı bile Başakşehir dediğinde şöyle bir irite oluyor. Çünkü hakkının yendiğini biliyor. Çünkü kendisine yıllarca o metro inşaatının bitirilmemesi nedeniyle eziyet çektirildiğini, buna karşılık aynı tarihlerde ne gariptir ki Başakşehir FK yani futbol kulübüne Başakşehir Belediyesi sınırlarında minimal ölçekte de olsa Avrupa'yı şartlarda bir stat verildiğini, maç günleri çatır çatır arabaların ring yaptığını metro hattından falan biliyor. O yüzden Başakşehir maçının Galatasaray için ayrı bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Şimdi süremizi de iyi kullanmak bağımında bir iki kelimede Trabzon'da da önemli bir karşılaşma var. Trabzonspor, Beşiktaş. İki takım da formda. Hakem hatalarını konuşacağız mı? Ondan sonra hakem hatalarına geleceğim. Ama bir iki tekrar Başakşehir Galatasaray'a bağlayacağız. Bir iki kelimeyle Trabzon-Beşiktaş maçıyla da ilgili. İki takım da formda, formda son haftalarda. Trabzonspor son işte son haftayı saymazsak 4-5 haftadır kazanıyor. Beşiktaş keza öyle. O maçla da ilgili bir iki cümle alayım. Ondan sonra hakem hatalarını son haftalarda. Valla Trabzonspor eğer Konya'yı yenseydi tam finaldi. Evet tam finaldi. Ciddi finaldi yani. Çünkü üçüncülükle dördüncülük arasında o kadar çok fark var ki. Sezonu erken açma anlamında. Bu bağlamda biraz o havadan uzaklaştı. Şimdi Trabzon'da birçok arkadaşım var. Politikacı olsun. Zaten o politikacıyı artık tüm Türkiye'ye taşıdığı yolda açık olsun. Yani Lem olsun, Lem Hoca olsun, Hami Hocalar olsun, İskender Hocalarımız olsun, eskinin yıldız futbolcuları diyorlar ki ya bir takımın 25 tane topu direkten dönermiş. Şu son 4-5 maçta evet, 25 topu. Bu sezon inanılmaz. Bir bölümü gol olsa Trabzon şu an lig ikinciliğini garantilemiş. Tabii en kötü şartı ikinci. Başakşehir'le Galatasaray'ın berabere kalmasını bekliyor olacaktı. Evet. Onu da geçtik diyorlar. Şu derbi maçlar diye adlandırılan maçlarda o son dakika gollerini yemesek veya Galatasaray'dan falan da çünkü son dakika biliyorsunuz. Fenerbahçe'den gene de çok farklı yerde olacaktık diyorlar. Ben keyifli bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Trabzonspor Beşiktaş maçları hep keyifli olmuştu. Özellikle Trabzon'da. Şenol Hoca için de özel bir maç. Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak. Burak Yılmaz için de özel bir maç. Burak Yılmaz için de önemli bir maç. Keyifli bir 90 dakika, gollü bir 90 dakika bekliyorum. Trabzon'un genç yıldızlarının kendilerini daha da iyi gösterme adına bayağı bir performans koyacakları bir 90 dakika. Genç yıldızlar konusunda Trabzonspor çok önemli noktada değil mi? O tebrik ayrı etmek bir lazım. Tabii, Özkan ayrı. Sümer'den ki eski jenerasyonu direkt saymıyorum. Eski jenerasyondan tabii patır patır geldiler işte o Lemisi, Hamisi vesairesi. Rusya'ya giden Gökdeniz miydi? Gökdeniz. Yani öyle bir kaynak var. Sonra bir durdu. Sistem tersine döndü. Trabzon borca battı. Şimdi yeniden tekrardan iki Abdülkadir, Yusuf, Hüseyin, Uğurcan, daha adını sayamadığım 3-4 çocuk daha var. İşte iki Abdülkadir, Parmak ve Ömür. Parmak. Baktığınız zaman buradan Trabzonspor'un değerli hocası, değerli dostum Ünal Karaman'ı kutluyorum. Tebrik ederim. O çocuklara çok iyi noktada şans verdi. Daha fazla tebliğ hak eden biri sevgili Özkan Sümer. O kulüpte futbolculuk, teknik direktörlük, başkanlık, yöneticilik. Şimdi de abilik yaptı. Scout hocalığı yapıyor. Siz Özkan Sümer gibi bir markaya scout hocalığı yaptıramazsınız. Ama Özkan hocaya biri
Ya Akçabat'ın Dürbüne Mahallesi'nde sokak arasında oynayan iki tane çocuk var. Özkan abi bir bak dediğin zaman Özkan Bey, ben de abi derim bu arada. Hı-hı. Özkan abi diyebilirim. Hı-hı. Arabasını atlayıp gidip o mahalle maçı bile değil. İki Hı-hı. tane teneke kutu arasındaki top debelleşmesini izleyen ve o çocuk gelecek vaat ediyor, sonu kulağından tutup çekip Trabzon testlerine getiren adamdır. Keşke Özkan Sümerler'in sayısını arttırsak. Evet. Çok önemli nokta. Şimdi son 2-3 haftada Türkiye'de hakemler konusunda futbolda evet. neler oluyor? VAR bizim ülkemizde neden bu kadar tartışılıyor? Hakemlerimiz VAR'a alışamadı mı? Problem nedir? Onun haricinde hakem hataları çok konuşuluyor. Ne boyutta? Neler söylemek istersiniz? Yani sezon boyunca aslında çok tartışıldı ama evet. bu son 2-3 haftada neler oluyor? Eski adıyla cinayi. Yeni adıyla bilinen adıyla cinayet romanlarında bir kural vardır, değişmez. Parayı takip et, katili bul. Bir kere bunu bir kenara koyalım. VAR sistemini efendim kim getirtti ısrarla? Çünkü daha Türkiye bir sonraki yıl geçişe bir geçiş süreci yaşayacaktı. İşte Avrupa'da çok fazla ülkede uygulanmıyor biliyorsunuz. Evet. Almanya'da uygulanıyor. Mesela birçok ülkede henüz devrede değil. İngiltere'de futbolun var mı? Beşiğinde yok. Değil. Evet, futbola yok. Büyük paralar yatıran ülkelerde uygulamada değil. Görelim alalım. Normali oydu. Hı hı. Ama Sayın Göksel Gümüş de o zaman Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Başakşehir'in de aynı zamanda kulüp başkanı ısrar etti. Bir yalap şap getirdik. Hani bunu neye benziyor biliyor musunuz? Bizim şu an Amerika'dan hani alalım almayalım diyoruz ya, F-35'leri getirip F-35'i kullanacak pilotları yetiştirememize benziyor. Allah'tan Türk Silahlı Kuvvetleri şu an pilotların eğitimine devam ediyor. Oradan Amerika'dan 5000 yıllık geleneğe sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o işe akıl erdiren üst düzey komutanlarını kutlarım. Biz hakem yetiştirmedik. Sistem uygun değil. Yayıncı kuruluşla federasyon arasında sıkıntılar var. Mesela lamba yanıyor, arıza. Ya olamaz. Ben eğer siz Gökhan Bey olarak, ben Arif Kızılyalı olarak o maçı seyrediyorsam arıza yazamaz orada. Zaten 8-9 dakika durduruyorsunuz. Göze alırsın, yansa durdurursun. Bir kere 4-5 tane kritik maçta arıza yaptı. Ondan sonra geldim uygulayan hakemlere. İlk başlarda birbirleriyle husumetli hakemleri atamışlardı. Evet. Mesela ben sizden pek hoşlaşmıyorum çünkü hakem camiasında gruplaşmalar var. Benim kokartım gitti, sen benden önce kokart taktın. Bana iyi maç geldi gelmedi. İnsan olduğu her yerde olur. Zıt karakterleri koydular. Bu ligin ilk yarısının sonlarında işte bu Rize Galatasaray, Konya Galatasaraylar, Fenerbahçe... Çok bariz bir maçta Hakkı yendi. Fenerbahçe'nin bir maçı tam hatırlamıyorum. Oradan bir kere bir zedelendi. Uygulama anlamında kameralar yetersiz, uygulayan adam yetersiz. Hala eğitim devam ediyor. Elimizde hani perişan oldu gitti. Kimsenin şeyi kalmadı, güveni kalmadı. Şimdi mesela bazen işte Almanya'dan VAR sistemi var dedik ya. İyi ki var diyor Almanlar. Çünkü geçenlerde Bayern Münih'in bir maçı. Evet, evet. Gol attı uzun forveti. Hakem şöyle bir sendeledi ama orada o arada seviniyorlar. Koşa koşa ekrana gitti. Döndü, düt, offside veya faul her neyse. Hakem, futbolcular böyle dedi. Peki dediler, devam ettiler. Aradan geçen saniye 38. Biz de en basit dinleyecek, şey 44 dakika 35 saniye. Ben geçenlerde 2-3 maçta tuttum. Bitmeyen maçlar icat ettik ya. Bitmeyen VAR kavgası icat ettik. Futbolcunun güveni kalmadı, hakemin güveni kalmadı. Hakemin de güveni kalmadı ha. Yan hakemler artık işi ona ipe un serdiler. Yan hakemler çok formsuz. Bakın VAR'sız ülkelerde bazen gidip işte uluslararası maç yönetiyorlar ya. Bu trio'lar yanmış yani, onu da söyleyeyim. Çünkü her ofsaytı kaçırıyorlar. Nasılsa VAR hoca uyaracak, VAR'a gidecek, bakacak diye. Peki VAR olmasa yine daha mı kötü olurduk? Yani VAR geldiği bence daha iyi olurdu. Yine, daha hakkani olurdu. Yine kötüyüz, yine kötüyüz VAR'la birlikte. İnşallah çok ciddi bir hakem semineri yapılır. Mesela hakemini bırakmak üzere olan Süleyman Abaylar falan var, kardeşlerimiz var. Bunlar sözleşme imzalandığı zaman bir iki sene daha devam edebiliyor. Bunlar giderler, VAR eğitimi alırlar. VAR işi tecrübe işidir. 23-24 evet. yaşındaki arkadaşım oraya koyamaz. O başından 4 tane 5 tane olay geçip 4 kere de ceza almış birini oraya koyacaksın ki o hatayı yapmasın, hakemin ruh halini bilsin, ona göre hızlı davransın, ona göre hocam bir şey yok desin, hocam acil gel bak desin. Biz de bir bakalım ya, bakalım mı ya, bakmayalım hadi bakalım, hop 4 dakika.
Gol sevinci yaşıyor çocuklar. Ben bugün bu yıl 10 tane falan şahit oldum. Gol iptal oluyor. O zaman de ki sevinme de ki sonuçta durun dersin. Bakarsın ondan sonra verirsin veya elini kaldırırsın. Devam ettirirsin. O konuda sıkıntıları var. Bir de ne yalan söyleyelim. Hakemlerimiz, hakem camiası. Ne yazık ki futbol camiası. Duruma göre yelken açan insanlar topluluğu. Gerçi insanımızın çok büyük bölümü de ne yazık ki bundan etkileniyor. Şimdi bana hiç kimse şunu izah edemez. Bakın bunun formla, performansla ilgisi yok. Ve hakemlerin de direkt olarak hani bilinçli olarak, kasıtlı olarak hata yaptığını ve senin hakkını bana verdiğini düşünmüyorum. Özellikle son haftalarda yaşanan o tartışmalardan. Hani ama, Galatasaray, evet. Beşiktaş, İrizle, Galatasaray baskı. Ve Türkiye Kupası. Psikolojik baskı. Bunlarla birlikte. Esen Rüzgar. Bunu bana kimse açıklayamaz. 31 Mart seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu Bey, İstanbul'un seçilmiş başkanı, göreve geldi. Başakşehir'in kazandığı maç 1-6 maçta. Geçen hafta kazandı onu da. Evet. Ondan evvel arada bir tane var. Konya'ya yanılmıyorsam var. Çok net var. 7 Mayıs olması lazım. 7 Nisan olması lazım. Ondan sonra işte. Ama 17 Nisan'da aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını. Gibi. Mazbatadan hesaplarsanız hiç yok. Mazbatadan sonra yok. Mazbatadan sonra 2 puanı ya var ya yok. Ondan sonra mazbata gitti. Gayri izan bir yolla Sayın İmamoğlu'nun mazbatı salındı. Hop Başakşehir 1-1 yaptı. Tartışmalı pozisyonlarla. Ondan sonra şimdi sezon başından beri kollanan bir takım var. Başakşehir. Şu son yenilmediği Göztepe'den önce kim oynadı? Sivas mıydı? Yalan söyleyeyim içeride. Sivas. Ondan evvel Sivas. Bir tane daha yine berabere kaldı. Bir beraberliği daha var. Son dakika penaltıları. 96-6'da 7'de tartışmalı pozisyon ve insanlar hep isyan etmiş. Bunlar penaltıydı veya değildi. Bir kenara koyduk. Ve ligin ilk yarısında Başakşehir'in önünün nasıl açıldığını hepimiz biliyoruz. Verilmeyen cezalardan dolayı. Gösterilmeyen sarı ve kırmızı kartlardan dolayı. Geçen hafta Galatasaray Rize, ondan önce Beşiktaş Galatasaray. Hakikaten sıkıntılı birer pozisyon var. Dünyanın sonu. Herkes birbirine girdi. Alakalı alakası herkes demeç verdi. Ya arkadaş. Özellikle Rize başkanının sözleri çok sezon başından beri Başakşehir böyle kullanırken sizin aklınız neredeydi? Neredeydi Allah aşkına? Bakın Başakşehir'de hakem lehte hakem hatalarından çokça puan almıştır. Galatasaray'da lehte hakem hataları nedeniyle işte son iki maçta hanesine galibiyeti yazdırmıştır. Bunu ben Galatasaray'a yakın olarak, Galatasaray'ın da eski bir milli sporcusu olarak ama tarafsız spor yazarı olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. İçim rahat. Bence mesela Rodriguez Onyekuru'nun pozisyonu penaltı değildir dedik. Bir arkadaşım diyor ki tabanına darbe var, penaltı. Ben de diyorum ki Erman Hoca tarafındayım. Penaltı gibi olacak. Penaltı değildi. Tartışmalıdır. Gri pozisyonu. Cagney'in pozisyonu Türkiye Kupası'ndaki penaltı mı? Onu da tartışırım. Topa değmiyor. Topa değmiyorsa penaltıdır. Ama bazı 1909'da de değiyor görünüyor. Tam tıpkı, belli değil aslında. Yani çok açıdan var ama. Taç atışı gibi Beşiktaş derbisindeki. Ben 1990 Almanya'nın dünya şampiyonu olduğu Dünya Kupası finalinde Arjantin'i çok severim. Ama Almancıyımdır futbolda. Almanya'nın kazandığı tartışmalı Brehme penaltısı. Kontrolsüz girmeyeceksin. Adam 1990'dan beri veriyor o penaltıları. Ki galiba uygulandığı ilk sezondu. Evet, ilk 1990. Sezondu. Kontrolsüz girişi yaptı. Topa da değdi. Yatıyor önüne, hatırlarsınız. Evet, sağdan giriyor Alman futbolcu. Yatıyorlar. Penaltıyı düt çaldı. Penaltıyı verdi. Bremen penaltısıyla Almanya Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Kontrolsüz girmeyeceksin. Kontrolsüz giriş. Ama dediğim gibi sezon başından beri toplarsak Başakşehir fersah fersah kollanmış. Yani Galatasaray mı? Evet, Galatasaray'da son dönemde isyan edince Galatasaray'ın da hakemler canını yakmamaya başlamış. Böyle bir ortam oluştu. Şimdi bu maça gelecek bekleyen, şimdi Cüneyt Çakır, bakın bu ülkenin bundan 10 sene 15 sene sonraki kariyer planlamasında Futbol Federasyonu Başkanı inşallah olur. MHK Başkanlığı falan demiyorum. MHK kesmez Cüneyt Çakır'ı. Bundan 15 sene sonra UEFA FIFA Hakem Komite Başkanı olur. UEFA veya FIFA. Yani Kolina'nın yerine aday. Evet. Giderek. Veya UEFA icra kuruluna gider. Yabancı dili var. Üniversite mezunu. Çok başarılı hakem. Türkiye'de böyle birileri yetişmiyor. Ağaçtan da toplayamıyoruz kiraz gibi. Şimdi bu adam kendini riske atar mı? O yüzden ne görüyorsa onu çalacak. Gerisi de yalan. Çünkü bu maçı Gökhan Arif, kameraman arkadaşımın adını ne bilmiyorum. Hüseyin mi, İrfan mı? O Ferhat. Biz de beraber Almanya izliyor. İsviçre izliyor. Bunlar hep FIFA'nın yönetici mekanizması. İspanya izliyor. Yani bu Cüneyt nedir, ne değildir?
Avrupa'da iyi maçlar yönetiyor. Ama tabii, kendi ülkesine gitti mi sapıtıyor, dağıtıyor. Acaba bu maçta dağılacak mı? O yüzden Cüneyt Çakır çok usta hakemdir. Ne görürse onu çalar. Zaten maçta direkt ona gitti yani. Başka birisini düşünemez. Özellikle son haftalarda yaşanan tartışmaların ardından. Çok pardon, oraya geleceğim. Vaktimiz de daralıyor herhalde. Sezon başından beri yapamadılar şu dengeyi. Yani bu Kudüs'ün Müftüoğlu döneminde uzaklaştırılan hakemler 15 Temmuz. Hakemler çok tartışılırken bu yabancı hakem konusu da çok tartışılıyor. Yok, o konuda ben vatanımın, milletimin tarafındayım. Yabancı hakeme karşıyım. Torba'ya razıyım. Torba, ama işte şey dediği gibi, eski arkadaşlarımız, abilerimiz dediği gibi, sıcak top uygulaması olmasın. Sıcak top çıkmadan ne atılıyorsa o çıksın, ona razıyım. Ama şuraya bağlayacağım. Kudüs'ün Müftüoğlu zamanında bu hakemler 40 falan sayılır, 20'ye indirildi. İşte çeviremiyorsun. Çeviremiyorsun bu kadar. Niye indirdin o hakemleri, yedin? İşte o temizdi, o kirliydi, o bilmem neydi. Yani Türkiye'de adalet unsuru futbolda yok. Bunun en güzel örneğinde son hafta yaşadık. Şimdi burada siz sokağa çıktınız, ben sokağa çıktım. İnsanlık hali inşallah olmaz. Hayatımız boyunca da yaşamayız. Biz kazara yolumuzu kesen, başımıza vuran, hakaret eden birine silahım olsaydı seni vururum demeyiz ya. Demem, demezsin. Adım gibi eminim, meslektaşımsın. Desek akşam bizi evimizden alıp hemen hop birinci şube veya asayiş şubeye götürürler. Tabii. Rize Spor Başkanı 11 gün açılışta açıklamalar yaptı. Yetmedi, Erman Toroğlu ve Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtladığı programa canlı bağlanıp, ki aradan vakitte geçmiş, kan şekerin, heyecanın vesairenin düşmüş. O heyecanı düşmüş. Tabancam olsaydı vururdum. Tabancamı getirin dedim. Ama işte o alana tabanca girmiyor. Vallahi vururdum. Ve Hasan Kartal Bey dedi mi Rize Spor Başkanı? Evet, evet, evet. Aldığı ceza ihtar. 11 günü saymayın. 11 gün Şeref Türbünü'nde ettiği hakaretlerden dolayı almış. İhtar cezası alıyorsa bu ülke futbolundan adalet beklemeyeceksiniz. Hak, hukuk, adalet beklemeyeceksiniz. Bir insan yayın yoluyla resmi görev adleden hakeme vururdum, vururum, böyle hata yapılmaz diyorsa hemen Cumhuriyet Savcısı bir soruşturma açacaktı ve ertesi gün polis nezaretinde beyefendi getirilip sorgusuna başvurulacaktı. Bu yapılmadı. Ondan sonra şimdi bana artık kimse, Sayın Bakanım da dahil, kendisini çok severim. Son 4-5 spor bakanından bence en iyisi. Çünkü biz Suat Kılıçları falan da gördük. Sayın Muharrem Kasaboğlu. Etli de sütlü de değildir. Sayın Spor Bakanı bundan sonra asla 62-22 sayılı yasayı anmasın. Nedir o? Spor sahalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin yasa. Kimse inanmaz. Kargalar güler. Sevgili Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi var ya. Ben söylüyorum, kargalar gülüyor, ben gülmüyorum diye. Bakın bundan sonra Türk futbolunda hak, hukuk, adalet lafları yasaklansın. Çünkü eğer sen Rize Başkanı'na tabanca muhabbetinden dolayı ihtar veriyorsan sen yoksun. Şimdi muhtemelen federasyonumuzun yeni başkanı Nihat Özdemir olacak. Evet, eski Fenerbahçe yönetici, ikinci başkan şu anda. Benim, nasıl karşılıyorsunuz o adaylığı? Ya zaten Nihat Özdemir şeyden zaten, beri 2006'lardan beri, yani son Haluk Bey'in seçildiği seçimden beri seçim değil, seçin oluyor. İşte gidiyor yüksek makamlara Ankara'da. Yüksek rakımlı makam diyelim de başımız derde girmesin. Bakıyor, ha güzel diyor, ya şu olsaydı daha iyi olacaktı diyor. Hop, ertesi gün tek liste olarak giriyor, kazanıyor. O yüzden işin orasında değilim ama Nihat Bey'e şöyle güvenirim. Dürüst insandır. Lütfen yönetim kuruluna ağzına geldiği, aklına geldiğini ifade edebilecek insanları alsın. Birkaç kişi de olsa. Ve lütfen MHK, ve futbol PFDK. Birilerini alsa iyi olmaz mı? Yani oraya da geleceğim. MHK, PFDK, hukuk kurulu, tahkim kurulunu Allah aşkına liyakat sahibi ve etkilenmeyecek isimlerden kursun. Yani şimdi kusura bakmayın, o ihtar cezasını hukuk fakültesinin kantininde, ya Ahmet sende ne not vardı, Leyla sende ne vardı deyip geçen arkadaşlarımız da var, üniversite sistemi öyle ne yazık. Evet. O çocuk bile yapmaz bunların yaptığı hatayı. O yüzden hukuk kurulunu iyi kursun, tahkimi iyi kursun, PFDK'yı vicdanlı kursun. Ben Nihat Özdemir'den başka bir şey istemiyorum. Zaten Şenol Güneş hocam milli takımın başında, iyi gidecektir işler. Ona adım gibi eminim. Ama şu futboldaki hak, hukuk ve adaleti sağlasın. Şimdi 2006 yılından sonra spor ve siyaset arasındaki ilişkiden bahsettiniz. Evet. Şimdi Göksel Gümüşdağ. Kendisi Başakşehir Spor Kulübü'nün başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birinci başkan vekili. Önceki dönemde de öyleydi. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Yani bir kulüp başkanını bir meclis toplantısında başkan vekili olarak bir partinin
üyesi ve bir başkan vekili olarak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sevgili yani, Gökhan kardeşim, ama bu yeni değil ki. Biz bunu kabullendik. Hatta kulüplerimiz de işine geldi vakti zamanında. İşte bizim beyefendiyle işimiz var. Bize randevu mandevu deyince Gökhan Bey de orada palazlandı. Gökhan Bey hani son meclis toplantılarını görece hakkaniyete göre idare etmek istedi. En azından izlediğimiz kadarıyla öyle gördük ama. Göksel Bey. Evet, Göksel Bey. Ama Göksel Bey'in Başakşehir Kulübü'nün başkanı olması ciddi bir hakkaniyetsizliktir. Çünkü Başakşehir futbol takımının U21 takımı, ben belgelere göre konuşurum. Bu konuda da çok netim. Cumhuriyet Gazetesi'ne referansımdır bu konuda haberlerim. İgdaş ve Halk Ekmek forma sponsorluklarıyla sahaya çıktı. Evet. Başakşehir Futbol Kulübü 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki iken bir gecede tüzük değiştirilip yine malum partinin oylarıyla şahısa satıldı. O şahıs da Sayın Göksel Gümüşler, yani meclis başkan vekiline satıyorsun kulübü kongreyle. Karar alıyorsun, sonra şirketleştiriyorsun ve beyefendi alıyor. Yönetim kurulunda başka kim var? Şu anki Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Başakşehir Futbol Takımı'nın kurucusu. Futbola merakı vardır, saygı duyarım, bir şey demem. Ama öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Kurucusu. Ama öyle olmadığını biliyor. Resmi kurucusu değil. Kurucularından yani ifadesi o şekilde. Kendi ifadesi öyle. Saygı duyuyoruz. Yani yatırım yapmıştır. İşte Göksel, Mehmet. Benim takımım ifadesini kullanıyor. İyi bir ekip oluşturun, kurun demiştir. Saygı duyarım. Bir şey demiyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan sonra üçüncü Sayın Sağlık Bakanı. Soyadı Kurt, yanılmıyorsam. Tam adı aklıma gelmedi. Soyadından hatırlıyorum. Medipol, bu takımın ismi ne? Medipol Başakşehir. Medipol'ün sahibi kim? Sayın Sağlık Bakanı. Ben daha başka bir şey demeyeyim. Siyasallaşma, bundan güzel siyasallaşma mı olur? Allah aşkına yani. Ondan sonra diyorlar ki siyasette hiç işimiz yok. Ya insan biraz utanır, sıkılır. Bakın lafı şeye bile getirmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her mitingde bak bu Başakşehir iyi gidiyor. Ben Başakşehir'i ben kurdum. Başakşehir maçlarına gelirim. 1500 taraftar görürsem üzülürüm. Maçlara ilgi gösterin çocuklar deyip AKP gençlik teşkilatlarına mesaj vermesine falan lafı getirmiyorum. Ben sadece kuruluş belgesine bakıyorum ve sicil belgesine göre konuşuyorum. Sağlık Bakanı isim sponsoru, Turizm Bakanı kurucu ortağı, İBB Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ da kulüp başkanıysa, kimse Türk futbolunda siyaset yok, siyasetin rüzgarında arkasına almıyor diyemez efendim. Diyen de yalan söyler. Bunun da altını net olarak çizeyim. Son 3 dakikamız. Peki Başakşehir şampiyon evet, olamazsa? Evet. Ekrem İmamoğlu da tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse Başakşehir'in durumunu nasıl görüyorsunuz? Allah acısın. Böyle ekmek elden su gölden yok artık. Yani şimdi bir kere stadın doğalgazını falan İmamoğlu'nun da seçildikten sonra açıklamaları vardı. Evet, gerçi yani İstanbul Büyükşehir'de takımları var. Ekrem Başkan, Sayın Ekrem İmamoğlu suda indirim yaptı. O yüzden ödemeleri kolay olur. Biz bir kere sularını ve gaz paralarını ödeyecek o takım. Bir kere Halk Ekmek forma reklamı yok. İgdaş Halk, İgdaş forma reklamı yok. İgdaş'ı oraya milyonlarca lira aktaracağına sponsorluk bedeli olarak vatandaşın gazından kesersin. Milyonlarca lira Halk Ekmek üzerinden oraya para vereceğine ekmeği işte 2 liradan 1 lira 25 kuruştan 1 liraya indirirsin. Nitekim pideleri, Ramazan pidelerini, bu arada Ramazan iftar vakti yaklaşıyor. Sahur vaktine kadar insanlarımız yiyecekler, içecekler, eğlenecekler. Hayırlı iftarlar diliyorum. İftarlar. İftar pidesini 1 lira yapıyor. İşte oradan kesiyor. Oradan kesecek. O yüzden hani yağmurlu havada su yok derler ya. Galatasaray'a, Fener'e, Beşiktaş'a hangi kuralı uyguluyorsan Başakşehir'e de, yoksa Başakşehir düşmanlığımız yok. Tabii. Kimsenin yok. Tabii. Aynı kuralı uygulayacaksın. Maç günleri bedava otobüs seferi yaptırmayacaksın. Duyumlarımız o noktada. Bulunduğu stadı Ecimsidini mevcut şartlara göre alacaksın. Şimdi Ecimsid diye bir şey var. O stadı hani sen babanın malı değil ki. Vakti zamanında yanılmıyorsam oralar Sultan Mahmut döneminde falan vakfedilmiş alanlar. Oranın ecimisi neyse diyeceksiniz ki Göksel Bey, ecimisi bedeli şudur yıllık, şu parayı ödeyin vesaire. Yani o yüzden eşit şartlara gelecek. Hani o bir Cengiz'i satıp Adebayor'u, Arda'yı, üstüne Dembaba'yı, savunmaya da Costa'yı, sağ beke Klişi'yi, sol beke Çayçara'yı falan kaleye de Mert'i alamayacak. Alamayacaklar. Alamayacak. Ha, parası vardır alır vallahi bak. Çünkü şirket kurumu, yani şirket kulübü Sayın Göksel Gümüşdağ Beyefendi'nin cebinde 300 milyon doları vardır. Der ki ya Başakşehir'e şey helal olsun. Zaman. Atıyorum bir şey 200'ü. Diyemez zaten o zaman. İşte tabii Sayın tabii. Nuri Ersoy da ya ben firmam iyi para kazanıyor. Bir 100 de oradan veriyorum. Öbür beyefendi de bir 100 daha verir.
Bak vallahi ağzımı açmam. Tabii, kimse tabii, de ağzını kimse, açmaz. Tabii, tabii, kimse ama böyle olmayacağını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Herhalde İstanbul'da 23 Haziran'da hak edilen sonuç tekrar ederse, mükerrer olarak çifte zafer yakalarsa Sayın Ekrem İmamoğlu, o kulüpte önümüzdeki sezon işte Osmanlı, Osmanlı vesaire gibi örneklerindeki gibi tarihin toz raflarında yer alır. Peki. Çünkü İBB'nin futbol takımına ihtiyacı yoktur. Zaten aslanlar gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Vefa, Beykoz, Karagümrük vardır efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Evet, bugün 17. saatte siyasetten biraz uzaklaştık. Spordaki son gelişmeleri değerlendirdik. Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalı'nda. Şimdi ilk olarak yaklaşık 45 dakika sonra başlayacak Final Four'daki o takımlarımıza, Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'e yine başarılar diliyoruz. Final yolunda, finalde daha çok başarılar diliyoruz ve hafta sonundaki o şampiyonluk mücadelesinde de iyi olan takımımız kazansın, şampiyonluğunu ilan etsin veya son haftaya da kalabilir. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.